Aşkın Akyazı kimdir? 1972 yılında Ordu ilinin Kabadüz ilçesi Yokuşdibi beldesinde doğdu. Mesleği turizmcilik, profesyonel turizm eğitmeni ve iş adamlığıdır. 1980-1985 ilkokul tahsilini Ulubey Cevizlik Köyü'nde tamamladı. 1985-1988 orta ve meslek lisesi tahsilini Avusturya'nın Salzburg St. Johann im Pongau kentinde tamamladı. 1988-1991 yılları arasında orman işletmesinde meslek eğitimi alıp makine operatörü oldu. 1991-1994 yılları arasında inşaat sektöründe meslek eğitimi alıp makine operatörü oldu. 1994-2004 yılları arasında özel turizm şirketinde genel müdür olarak çalıştı. 1997 yılında vatan borcu olan askerliğini 68. dönem 58. Topçu Er Eğitim Tugayı Burdur'da komando bölüğünde tamamladı. 2004 yılında kendi turizm şirketini kurdu. 2006 yılında 2 yıldızlı 66 yataklı otel, kafe, restoran, ağız şirketini 40 dönüm arazisiyle birlikte iflas masasından kapalı ihale usulüyle satın aldı. Geçen yıllarda geliştirdi ve 125 yatak 4 yıldız seviyesine kavuşturdu. Bölgenin ileri gelen otelleri arasına girmeyi başardı. 2008-2011 yılları arasında geceleme rekorları kırıldı. 2010 yılında turizmde otel, restoran sektörüne öğrenci yetiştirebilmek için staj yaptı ve sınavlarını kazanarak diplomasıyla birlikte profesyonel turizm eğitmeni olarak mezun oldu. 2010 yılında Avusturya'nın Bad Hofgastein kentinde Fatih Camii'nin yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Hala bölge halkına hizmet vermekte. 2011 yılında uluslararası taşımacılık alanında staj yapıp sınavlarını kazanarak diplomasıyla birlikte mezun oldu. Uluslararası otobüs taşımacılığı şirketi Aşkın Tours'u kurdu ve bünyesine kattı. Şu an 7 ayrı meslekte faaliyetlerini sürdürmekte olan Aşkın Grup, aile şirketinin sahibi ve yönetim kurulu başkanı. Evli ve 3 çocuk babası. Türkçe ile birlikte Almanca ve İngilizceyi çok net konuşup yazmaktadır. Aşkın Bey, şu anda otelinizin içindeyiz. Evet. Bu oteli nasıl aldınız? Açılış gününde yine biz buradaydık. Evet. İsterseniz izleyicilerimize tekrar bir anlatalım. 2006 yılının Ağustos aylarıydı. Kimse bu oteli almak istemiyordu önce. Neden buranın peki? Otelin bir iflas masasına düşmüşlüğü vardı o zamanlar. Arazisi çok büyük buranın. 40 dönümlük bir arazisi var. Hani kimse bu taşın altına elini sokmak istemedi önce. Ben de ya Allah bismillah deyince iflas masasına önce bir teklif sunduğumda kimse teklif vermemişti. Bir 3 ay geçtikten sonra 13 tane teklif veren başka firmalar oldu. Onlarla beraber bir kapışma yaşadık. Yaklaşık bir 3 aylık bir maraton, geceli gündüzlü, uykularımızı kaçıran bir maraton oldu. Ondan sonra da mutlu sona ulaştık. 300 Euro'luk bir fazlalık bir ödemeyle. O da saat 18'de bitiyordu ihale sonucu. Ben e-maille son 17.57'de e-maille gönderdim. 15 dakika sonra haberi geldi. Siz kazandınız ihaleydi. Ondan bu yana da biliyorsunuz açılışı beraber yaptık. O gün bugün yani devam ediyoruz. Çok şükür başarılarımızı imza atıyoruz bu Alpler'de. Alpler'de başarılarınıza imza atmaya devam ediyorsunuz. Birçok sektörde yer alıyorsunuz. Başka hangi sektörlerdesiniz? Otelimiz olmadan önce tabii ki bizim kendi taksi şirketimiz vardı. Seyahat acentesi, oto kiralama. Onlarla uğraşıyorduk. Tabii kendi bir de pansiyon olarak bir evimiz vardı. 10 odalı bir evimiz. Orayı da kiraya veriyorduk. Ondan sonra otel olunca otelin yanı sıra restoran bölümünü açtık. Cafe house bölümünü açtık. Otel, cafe house, restoran olarak 3 bölümde bir yarış yapıyoruz burada. 3'te taksi, oto kiralama, seyahat acentemiz var. Sonuncusu da 2011 yılında International Otobüs Taşımacılığı şirketimizi kurduk. Aşkın Tours olarak kendi turistlerimizi burada mütevazı olarak gezdiriyoruz, tozduruyoruz. Yani kendi çabalarımızla burada her türlü artık ne diyelim ona başarılara imza atmaya devam ediyoruz yani. Peki zor olmadı mı bu süreçte, bu kısa süreçte bu kadar başarıya imza atmanız? Tabii zor olduğu günler oldu. Ben bazen dosyalarla beraber uyuyup uyandığım günler oldu tabii ki. Çünkü burada bir iş yapmaya kalkıyorsanız
bir iş yeri kurmaya kalkıyorsanız kesinlikle her insan şu işi yaparım ben dediği zaman iş kuramıyor. Bunun bir ön elemesi oluyor, tabii bir stajları oluyor, kursları oluyor, okulu oluyor, bunun sınavları oluyor. Onları kazanacaksınız. Ondan sonra bir şirket kurabiliyorsunuz. Tabii bu 7 tane firmanın 7 ayrı ayrı tabii bizde sınavları oldu. Onları başarmak tabii zor ama yine de biz bildiğiniz gibi yine vurguluyorum Karadenizlilere dağlar dayanıyor Allah'ın izniyle. O yüzden bugünlere geldik çok şükür. İşinizin başarınızda sırrı ne oldu acaba? Eşim tabii ki büyük bir desteğim benim. Eşim olsun, oğlum olsun, kızlarım olsun. Büyük bir destek veriyorlar her türlü bu çabalarımda. Sağ olsunlar. Her zaman biliyorsunuz hep beraber birlikten güç doğar diye bir atasözümüz var. Onunla biz de o amaçla biz devam ederiz yani. Ben tabii ki onlara da çok teşekkür borçluyum. Aynen. Otelinizin bulunduğu yer 60 dönüm arazi içerisinde yaklaşık. Evet. Peki neler var? Bizim kendimize ait olanı 40 dönüm. 20 dönümlük de bir ormanımız var. Bize ait olan. Şu anda balık gölümüz var. Fitness park var. Suda gezeleme alanı var. Yani onun Türkçesini tam çıkaramıyoruz ama masa tenisi oynadığımız yerler var. Satranç var. Gezinti alanlarımız var. İşte kırsalda yatıp uyuma alanlarımız var. Dinlenme alanlarımız var. Yani çok siz belki de bugün belki ekranlara getirmişsiniz, çekmiş olabilirsiniz. Ben yoktum biliyorsunuz. Orada yine de görmüştürsünüz. Öyle bir güzel bir mütevazi bir parkımız var yani. Park alanımız. Aşkın Grup Yönetim Kurulu Başkanı Aşkın Akyazı, Ordu ilinin turizm geleceğinin parlak olduğunu belirterek, Ordu Valimiz Sayın Orhan Düzgün'ün turizmle ilgili başarılı çalışmalarını yakından takip ediyorum. Ordu ile ilgili yapılan yatırımları da memnuniyetle izlemekteyim. Ordu ilimiz benim gözümde şu anda güney illerinden daha büyük bir avantaja sahip. Ordumuzun sahili, kumsalı, bol oksijeni, termal suları ve yaylaları var. Kış aylarında yaylalarımız kayak ve cross country kayak turizmine de müsait. Ordu'nun şu anda da altyapı konusunda çok eksikleri var. Bu zamana kadar kimse biz de taşın altına elimizi koyalım dememiş. Fakat Ordu ilimizin geleceği çok parlak. Havaalanı, Karadeniz-Akdeniz yolu ve Ordu çevre yolunun faaliyete geçmesiyle birlikte yatırımcılar ilimize gelmek için kuyruğa girecekler. Fakat bunların da üzerinde koymamız gerekenler var. Turizmdeki altyapı eksikliklerini tamamladığımızda 2015 yılında turizmde çığır açmış oluruz dedi. Görülüyor ki önümüzdeki dönemlerde Ordu'ya yerleşme planlarınız var. Ordu'ya burada Avrupa'da edinmiş olduğunuz tecrübeleri taşımayı düşünüyorsunuz. Peki neler yapacaksınız? Ordu için, Ordu'nun bir an önce turizm şehri olabilmesi için neler yapmayı planlıyorsunuz? Tabii ki bunlar Ordu için geçerli projeler var ama bazı manevi kayıplarımız da var. Onlar da biraz ağır şu anda. Terazinin ağır tarafında olanı.
benim en çok özlediğim 5 vakit ezan sesimizi çok özledim ben. 30 yılım burada geçiyor şu anda. Yaşımız 40'ın üzerinde. Daha ne kadar diyoruz yani. Başarı imza atmışız burada. Ordu ilimizin de görüyorum yani birilerinin o turizm taşının altına elini koyması gerekiyor. Son 5 yıldan beri takip ettiğim kadarıyla herkes yani hiç kimse bu işe yanaşmıyor. Yani yaklaşmak istemeyenler arkadaşlarımız var. O yönde de ben bir öncülük yapayım dedim. Turizm konsepti projemizi hazırladım. Bunu da 2014 yılının sonuna doğru Ordu ilimizde tanıştıracağız. 2015 yılında start verip 2020-2022 yılına kadar yaklaşık 10 yıllık bir süreç bu. O arada biz yani hep beraber olup Ordu ilimizi bir Fethiye, bir Bodrum, bir Alanya, bir Side yapma gayreti içerisinde olacağız. Olacak da inşallah çünkü doğal değerlerimiz çok bizim ordumuzda. Yaylamız var, kumsalımız var, denizimiz var, tepelerimiz var, buzullarımız var Karagöl'de, çambaşımız var, yokuş dibimiz var, sarmaşık kaplıcamız var Fatsa'da, koylarımız var. Yani yok yok bizim ordumuzda ama bunları değerlendirmek gerekiyor. Bu konseptin içerisinde de yatırımcılar, bütün investorlar hepsi var. Şu anda hazır şekilde bekliyor. Biz çantamızı alıp Ordu'ya gideceğiz. Avrupa'nın ve dünyanın en modern turizm marketingi neyse o Ordu onlarla beraber start yapacak. Yani biz 1-0 geriden başlamayacağız da 5-0 önden başlayacağız. Çünkü turizmi biliyoruz, eğitmeniyiz. O yüzden orduluyuz. Ordunun da buna ihtiyacı var. O yüzden kesinlikle ordumuz kazanacaktır. Turizmi kesinlikle kazanacaktır. Hak ediyor da yani. Kesinlikle hak ediyor yani ordumuz. Turizmi hak ediyor. Hele şu anda bir de havalimanının gelmesiyle %100 hak ediyor yani. Son olarak neler söyleyeceksiniz Aşkın Bey? Türkiye'de doğdunuz. 1985 yılında Avusturya'ya geldiniz. Birçok başarılara imza attınız. Bundan sonraki hedefleriniz neler? Tabii ki hedef bitmiyor. Hele biz Karadenizlilerde hedef hiçbir zaman bitmiyor. Eğer bir insanda da başarma hırsı varsa, o da Yüce Allah'ım vermiş bana. Ben kesinlikle hedefimde bir başarı görüyorsam, hizmet görüyorsam kesinlikle oraya o hizmeti bitirene kadar, o hedefe ulaşana kadar gecemi gündemi katıp çalışıyorum. Yani bu da bir gerçek. Burada da aynısı oldu. Bu Türkiye'de de aynısı olacak inşallah. Kesinlikle biz de kazanacağız. Devletimiz de kazanacak. En büyük ordumuz kazanacak. Ordulu vatandaşlarımız kazanacak. Turizm kazanacak. Ordu ilimiz kesinlikle kazanacaktır. Aşkın Bey, biz size bundan sonraki yaşantınızda, bundan sonraki yapacağınız tüm çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim Adil Beyciğim. Başarımızda sizin de çok büyük emeğiniz oldu. 2006 yılında da olmuştu. 2012'de de oluyor bugün. Zamanında açılışımızı çekmiştiniz. Şimdi de başarımızı çekiyorsunuz. İnşallah 2018 yılında, 2020 yılında daha büyük başarılarınızı çekersiniz. Sizle beraber inşallah hep beraber.